Herkese merhaba. LG'nin dünya çapında düzenlediği lansmanlardan bir tanesi de İstanbul'da. Dün resmiyet kazanan LG G4'ü bugün görme şansını elde ediyoruz. LG G4 ile ilgili epey fazla dedikodu ortalığa saçıldı. Bunun yanı sıra yine LG tarafından da yayınlanan çeşitli ipucu niteliğindeki videolarla bu telefon hakkında epey bir detay elde etmiş olmuştuk ve karşımıza görmüş olduğunuz gibi LG G4. LG G4 geçen yılın telefonu LG G3 ile çeşitli benzerlikler taşıyor. Tasarım anlamına baktığımızda geçen yılki telefon LG G3'ün çeşitli izlerini görürüz. Bunun yanı sıra yine LG G Flex'in izleri de mevcut. Baktığınızda yan profilden ekran bölümünde hafif bir kavisin bulunduğu dikkatinize çarpıyor. Bu sayede LG G4 yüzünüze, yanınıza daha rahat şekilde oturuyor. Telefonla konuşurken daha rahat etmenize olanak sağlanıyor. Telefonun önemli farklarından bir tanesi deri arka yüzeye sahip versiyonların bulunması. LG G4'ün hem plastik arka yüzeyli hem de görmüş olduğunuz gibi orijinal deri yüzeyli kapaklı versiyonları bulunuyor. Bitkisel tabaklama yöntemiyle üretilen bu deri kılıf oldukça hoş bir kullanım veriyor. Yumuşak bir yüzeye sahip, tabi zamanla kullandıkça derinin üzerinde çeşitli aşınmalar, renk aşınmaları, çizikler görebilirsiniz. Ancak bu aslında telefonu ne kadar sık kullandığınızı gösteren önemli bir gösterge olarak da nitelendirilebilir. Bunun dışında LG'nin sihirli tuş tasarımını yine görüyoruz. Arkada yer alan ses ve güç butonlarına rahat bir şekilde basılıyor. Bunların ne olduğunu rahat bir şekilde ayırt etmek mümkün oluyor. 16 megapiksel çözünürlüklü kamera, gelişmiş özelliklere sahip. Görmüş olduğunuz gibi bu kenarda LED flaşının menüsünde bir de renk spektrum analizi sensörü bulunuyor. Yine lazer otomatik odak sistemi yine mevcut. Kamerada f1.8 diyafram açıklığı değeri mevcut. Bu da düşük ışıklı ortamlarda LG G4'ün kamerasının ışığı daha iyi geçirmesine, daha çok toplamasına olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra optik görüntü sabitleme sistemi de sadece iki eksenle değil Z ekseninde hareket ediyor. Böylelikle düşük ışıklı ortamlarda veya video çekimlerinde daha duran, bulanıklığın az olduğu fotoğraflar ve videolar elde etmeye olanak sağlıyor. LG G4'ün arka kapağı çıkarılabiliyor. Arka kapağın altında 3000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Bu da LG G4'ün uzun süre dayanmasını olanak sağlayacaktır. Telefonda microSD kart yuvası var. 32 GB dahil alanı ek olarak 2 TB kadar destekli kartları çalıştıran bu microSD kart yuvası sayesinde LG G4 sahipleri depolama alanı konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklardır. Telefonun önünde 5.5 inç Quad HD ekran var. 2560x1440 piksel çözünürlüklü bu ekran. Quantum Display özelliğine sahip. LG'nin söylediğine göre bu ekran daha yüksek kontrast oranı sahip. Siyahları da daha iyi şekilde gösteriyor. Şöyle galeri uygulamasını açıp bir tane video gösterirsek o videoda biraz daha fark anlayacaksınızdır. Siyah renk derinliği bir hayli yüksek. Renklerde oldukça canlı şekilde gözüküyor. Gayet düzgün, kaliteli bir ekran var gibi gözüküyor. Yüksek çözünürlüğün de verdiği avantaj da keskinlik de oldukça yüksek seviyede görmüş olduğunuz gibi renklerde oldukça iyi şekilde görünüyor LG G4'ün ekranında. Bu ekranın yanı sıra LG G4'te Snapdragon 808 işlemci bulunuyor. Snapdragon 808 işlemcinin Xeon LTE işlemcisi var. Qualcomm'u geliştirdiği bu telefon LTE Advanced desteğine sahip. 2016'da 4G Türkiye'ye geldiğinde, beklendiği tarihte geldiğinde LTE Advanced desteğinin de operatörler tarafından kullanılması, yararlanılması bekleniyor. LG G4'te LTE Advanced desteğiyle bu yeni döneme hazır telefon olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar kameraya dönecek olursak, kamera kullanımı ile ilgili çeşitli avantajları var LG G4'ün. Arkada bulunan ses kapatma tuşuna arda arda iki kez bastığınızda kamera kullanıma hazır hale geliyor. Ve böylelikle fotoğraf çekmeye hemen başlayabiliyorsunuz. Tabii bunun için telefonun ekranı kapalı olması gerekiyor. Telefonun ekranı kapalıyken parmağınızı ses kapatma tuşuna iki kez bastığınızda görmüş olduğunuz gibi fotoğraf çekimi anında gerçekleşiliyor. Yine kamera uygulaması açıkken arkada bulunan tuşa bastığınızda fotoğraf çekim işlemine devam ediliyor. Kamera arayüzü geçen yılın telefonlarından alıştığımız şekilde çeşitli güncellemeler mevcut. Yine tek çekim modu var. Parmağınızı dokundurarak yine çekim yapabiliyorsunuz. Bunun dışında yine LG G4 ile birlikte gelen bir manuel çekim modu var. Manuel çekim modunda beyaz dengesi, bunun dışında odaklama, pozlama terapisi, ISO gibi ayarları doğrudan elinizle yapabiliyorsunuz. Böylelikle çekimde farklı özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Kendi dilediğiniz şekilde çekimler gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Oldukça kullanışlı bir kamera arayüzünün bulunduğunu söyleyebiliriz LG G4'ün.
LG G4'ün arkasında yer alan 16 megapiksel 1.8 diyafram açıklığı kamera ek olarak önde de 8 megapiksel kamera yer alıyor. Gesture Shot özelliği geçen yılki telefonda olduğu gibi bu yılki G4'te de mevcut. Ancak bir farkla arda arda 4 tane selfie fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bunun için yumruk hareketi yapmanız gerekiyor. Arda arda 2 kere yumruk sıkma yaptığınızda gördüğünüz gibi 1 saniyelerle farklı pozlarınız çekiliyor. 4 tane pozunuz bu şekilde çekiliyor. Farklı pozlar verebiliyorsunuz. Sanki bir fotoğraf kabinine girmişsiniz gibi farklı pozlar çekilebiliyor LG G4'te. Daha sonra bunların hepsini saklayabilir veya sadece beğendiklerinizi saklayabilirsiniz. Bunun dışında yazılım anlamına baktığımızda LG G4'te Android 5.1 Lollipop'un bulunduğunu görüyoruz. Kullanıcı arayüzü bakımından geçen yılın telefonu LG G3'te ve sonrasında gelen telefonlarda gördüğümüz o pastel tonlar söz konusu. Uygulamalar bakımından da çok fazla değişiklik yok gibi gözüküyor. Ancak Smart Bulletin adı verilen bir bölüm var. Burası telefonun bir günlüğü gibi düşünülmüş. Burada çeşitli akıllı bildirimler gösteriliyor. Bunun yanı sıra LG sağlık bilgilerini, telefonun topladığı adım sayılar, kalori yakma miktarı gibi bilgileri, bunun yanı sıra takvim kayıtlarını, müzik oynatısını, akıllı ayarları ve uzaktan kumandayı, bunun gibi birçok detayı görmüş olduğunuz Smart Bulletin bölümünden görebilir. Telefonun genel özelliklerinin yönetimini buradan gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında söylediğimiz gibi Android 5.1 Lollipop çalışıyor. Çeşitli uygulamalar ön yüklü olarak geliyor LG G4'te. Buradan görmüş olduğunuz gibi yönetim bölümünden depolama alanı, pil kullanımı vesaire gibi özellikleri ayarlayabilirsiniz. Yüklü olan uygulamalara baktığımızda çeşitli LG uygulamaları yüklü olarak geliyor. Bunun yanı sıra yine Google Play Store'dan da uygulamayı indirmeniz mümkün. Söylediğimiz gibi Android 5.1 Lollipop çalışıyor. O açıdan da LG G4'ün avantajı olduğunu söyleyebiliriz. LG G4 ile ilgili aktaracaklarımız o kadar. Daha fazla detayı LG G4'ün detaylı incelemesini yaptığımızda sizlere aktarırız. Şimdilik aktaracaklarımız o kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere.